Evet, Sayın Erbakan da seçim kulübü devam ediyor. Şimdi hocamızın elinde karikatürler var. İsterseniz ben şu soruyu da sorayım. Siz tarihe geçen bir açıklamanız vardır. O Allah nasip ederse herhalde yüzyıllar sonra bile hatırlanacak bir şey. Kadayıfının altının kızarması. 1970'lerde o basın toplantınızı ben de hatırlıyorum. Basın toplantısı başladı. Ortada kocaman bir kadayıf tepsisi, altı, kadayıfın altı kızardı lafı çıktı. Şimdi 5 yıldır da AKP iktidarda. Kadayıfın altı AKP döneminde de kızardı mı hocam? Yandı. Yandı. Evet. Kadayıfın altı yandı mı? Evet. Bakınız, yandı sözüyle başlayayım. Sonra nasıl yandığını arkadan açıklayayım. Evet, önce kaldığımız noktayı muhterem seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Bu seçim Çanakkale Savaşı'ndan daha mühimdir. Çünkü dünya akışı emperyalizmi mutlaka Büyük İsrail'i kurmak için kararlıdır. Afganistan almıştır, Irak almıştır, Suriye'ye Lübnan askerlerini göndermiştir. Hizbullah'a yenilmiştir. Bizim Türkiye'de emrimizden çıkmayan bir AKP var. Emredelim. Biz savaşacağımıza askerlerini göndersin, Hizbullah'a tecrit ettirelim demiştir. Onun için askerler İsrail'e değil, Lübnan'a gönderilmiştir. Ve şimdi nefesi kesik beklemektedir. Neyi bekliyor? 22 Temmuz'u bekliyor. 22 Temmuz günü maazallah AKP çoğunluk alacak olursa, o takdirde ne söylenecekler söyleyeyim size. Efendimiz buraya barış için gelmiştik. Ama Hizbullah bize hücum etti. Kendimizi savunuyoruz. Halbuki zaten Hizbullah'ı silahtan tecrit için göndermişlerdir. Oradan Hizbullah'ı silahtan tecrit edecek. İsrail bu sefer Lübnan'a İncirlik'ten aldığı misket bombalarıyla gelecek. Hududumuza gelecek. Amerikan füzeleriyle beraber Allah muhafaza buyursun. AKP zamanında yapmış olduğu manevi işgali maddi işgalle tamamlayacak. Ve böylece Büyük İsrail kurulup Anadolu'da bağımsız bir devlet bırakılmayacak. Önce bu gaye, bu hedefi çok iyi bilmemiz. Bu onların inancıdır. Bunun pazarlığı olmaz. Bunun sulh anlaşması olmaz. Bunun müzakeresi olmaz. İnançlarıdır bu. Bu gerçekleri bilmek mecburiyetindeyiz. Ona göre onların felaket dünyası yerine saadet dünyası kurması vazifemizi ifa etmeliyiz. Onun için bu seçim Çanakkale Savaşı'ndan çok daha mühim. Şimdi onlar bu gaye ulaşmak için ne yaptılar? Refah Partisi varken bir şey yapamayız. Her türlü hileye başvurarak ortağımızı zayıf bulup 50 kişiyi caydırmak suretiyle bizi hükümetten uzaklaştırdılar. Ortağımızın zayıflığından dolayı. Şimdi onlar gelip özür diliyor. Uzaklaştırdılar ve işbirlikçileri iş başına getirdiler. İşbirlikçinin olduğunu tarif ettik. İşbirlikçi demek ırkçı emperyalizm ve menfaat karşılığında yardımcı olan zihniyet demektir. Biz milli görüşçüyüz. Ülke emperyalizmin bütün insanları sömürmek, yok etmek istediğini bildiğimiz için ecdadımızın torunuyuz. Yeni bir dünya kurmak için çalışıyoruz. Şimdi bu işbirlikçiler getirdiler. İkişer, üçer, altı altı, üçten yan yana koydular. Hiçbirisi dikiş tutturamadı. Çünkü bu milletin kaldığı çözümü ancak milli görüştür. İşbirlikçi hiçbir zaman iktidarda kalamazlar. Bir ülkeye bir defa milli görüş geldi mi artık işbirlikçiler bir daha yeni bir şey icat edemez. Tutunamaz, avdet edemez. Bunlar değişmez kanundur. Bilenler bilir. Dolayısıyla bu denemeler hiçbiri bir sonuç vermedi. Ama ırkçı emperyalizm bunları denemek suretiyle önce enstalasyonu kurdu. Sonra muslukçu baş olarak AKP'yi getirdi. Muslukları açtırdı. 5 sene içerisinde Türkiye'yi aç bırakmak, isme borcu esnetmek için ne lazım hepsini yaptı. Bugün 6 milyon işsiz, 15 milyon aç, 50 milyon fakir ve böylece ülkemiz perişan bir hale getirmiş buldu. Bunu perişan hale getirirken ne yaptı? Şimdi gelmiş sözde halkı aldatacak. İşte bu hakimler, bu karikatürler halkımıza gerçekleri göstermek için hazırlanmış olan karikatürlerdir. Ben de şöyle müsaade buyursanız yan döneyim diye halkımıza bunları açık bir şekilde göstereyim. Bu karikatür nedir? AKP ekonomiyi nasıl yürütüyor? AKP'nin kendisi at yarışı spikeridir. Şu aşağıdaki konuşan, balonla konuşan... Evet, AKP'nin temsilcisi budur. Tayyip Bey mi? Tayyip'e benzetmiş karikatür yapan adam. AKP'yi temsil ediyor. AKP'yi temsil ediyor. AKP'nin temsilcisi. Şimdi AKP'nin temsilcisi, AKP niçin jokey değildir, ata biniyor? Çünkü atın üzerindeki IMF'dir. Atın üzerindeki IMF'dir. AKP, efendim enflasyon azaldı, paranın değeri yükseldi, tıpkı sarı at koştu, kırmızı at yetişti dermiş gibi
spikerlik yapıyor. Atın üzerinde değil de atın üzerinde olan İMF'dir. İMF bunlar yapıyor. Demin nasıl yaptığını gördüm. Devlet içinde devlet kurdu. Verdiği talimatlarla Türkiye'yi yıktı. Şimdi AKP at yarışı spikerliği yapıyor. Ne diyor? Diyor ki efendim diyor bakın ülkemizin binasının içerisinde ne çok... Ne diyor efendim orada Tayyip Bey balonun içinde? Balonun içerisinde söylediği şey şu. Baksanıza eve girişleri ne kadar çok arttırdık diyor. Evet eve girişleri ne kadar çok arttırdık diyor. Neymiş bu eve girişler? Sıcak dövizmiş. İthalatmış. Bunlar millete ne fayda? Bunlar bizi soymak için geliyor. Geliyor da ne oluyor? Evet eve giriyor. Şurada AKP'nin asansörü var. Bu asansöre biniyor. Doğru üst kattaki rantiyecilere çıkıyor. Rantiyeciler kendi paylarını alıyorlar. Kalanları helikopterle üstüne veriyorlar. Siyonizme gönderiyorlar. Orta katta oturan sanayici, esnaf, memur, işçi, çiftçi, emekli, işsiz, dul, yetim, özürlü buna hiçbir şey almıyor. AKP'nin asansörünün bunların katlarına kapısı yok. Aynı karikatürde Saadet Partisi Milli Görüş'ün ne yapacağı gösterilmiş. Milli Görüş, milli imkanları seferber etmek üzere bundan önce yaptığı gibi Allah'ın verdiği nimetleri servete sokup binaya getirecek. Getirdikten sonra Milli Görüş asansörüyle özürlüğe verecek, dul yetime verecek, işsize verecek, emekliye verecek, çiftçiye verecek, işçiye, memura, esnafa, sanayiciye verecek. Rantiye de verecek ama bak 1 lira verecek görüyorsun. Çünkü onun hakkı 1 liradır. Bundan önce şimdiye kadar önce hükümet zamanında ne yaptıysak bunların hepsini veriyor. İşte size bir karikatür. Bak, Türkiye apartmanı AKP'nin ne yaptığını gösteriyor ve millet nasıl aldatılıyor. Eve girişler artmış. Bana ne? Ben aç kaldıktan sonra söyleyeceğim halkın halini arkasından. Özetleyeceğim. Şimdi sadece karikatürleri göstermek istiyorum. Bunlar adı adalet ya. Bu adalet ne demek? Bu karikatür bunu gösteriyor. Şimdi bunların zamanında 4 tane dolar milyarderi 26'ya çıktı. Bunlar 4 senede kurmuş oldukları IMF'nin soygun düzeni vasıtasıyla geldiler. Bu insanları zengin ettiler. Halkı da fakirleştirdiler. Şimdi 75 milyon insanın bankalardaki parası 26 milyar dolar. Bu 26 insanın ise her birisi dolar milyarderi. Bunlarınkisi çok daha fazla. Görüyorsunuz ki 26 kişi 75 milyondan ağır basıyor ekonomik bakımdan. Bu nasıl adalet ya? Şimdi bunlar geldiler. Varoşlardaki insanları aldattılar. Biz milli görüşçüyüz dediler. Fakir fukaradan yanayız dediler. Oylarını aldılar. Hepsinin canını okudular. Topladılar, götürdüler. Vergi, faiz, borç. Bunlarla rantiye verdiler. Rantiyeyi böylece ağır bastırdılar. Şimdi rantiyeyle AKP bir daha gelsin. Efendim istikrar istiyoruz. Neyin istikrarı? Muslukların istikrarı. Cebimize para aksın. Halkın hali ne? Halk inim inim iniyor. Milletimizin bu gerçekleri görmesi lazım. Ben bunları niye gösteriyorum biliyor musun? Köy kahvesinde oturan kafası kasketli köylü kardeşime. Yahu sana tütün yasak etti mi? Pancarı yasak etti mi? Çayı yasak etti mi? Sen ekersen daha çok zarar etmiyor musun? Göçe mecbur kalmadın mı? Hala AKP mi CHP mi diye bu dış güçlerin oyunlarına nasıl alet oluyorsun ya? Efendim ne yapalım başka alternatif yok. Gene AKP'ye vereceğiz galiba. Hadi o zaman. Ne yapayım efendim başka çare yok. Gene cehenneme bilet alacağız denir mi ya? Daha dün yaşadığını unutmuyor musun? Şu haline bak ya. Ne hale gelmişsin? Ben seni tutmak istiyorum şimdi bu televizyonlar vasıtasıyla. Kafanı duvara vurmak istiyorum. Ey köy kahvesinde oturan Ahmet Mehmet kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Sen insan gibi yaşaman lazım. Gerçeği gör. Bu narkoza aldanma. Bunları sana bir takım işbirlikçi medya göstermez. Onlar bu söylediğimiz 26 kişiye kazançlar gitsin diye bütün bu gerçekleri örtbas ederler. Sen ezildikçe ezilirsin. Seçimde harakiri yapma. CHP veya AKP oy vermek, işbirlikçi oy vermek demek, harakiri yapmak demektir. Kendini bıçaklıyorsun. Seçimde harakiri yapma diyorsunuz. AKP'ye oy vermek, cehenneme bilet almak gibi diyorsunuz. Bilet almak gibidir diyorum ve ben de ispat ediyorum. Bak buyur, 3 Kasım'da ne yaptın sen? Gittin AKP'ye oy verdin. AKP'ye oy verdin. İşte burada halk. Yaptığın iş ne? Sırtına birer tane hortum bağladın.
Hortumun ucu da AKP teslim ettin. O da gitti rantiyecilerin cebine akıttı. Şimdi gelmiş ağlıyorsun, dizini dövüyorsun. Ben size geçen seçim ne dedim konuşmalarımda? Bak sakın böyle yapmayın ha dedim. Çünkü aksi takdirde böyle yaparsanız, siz yarın aç kalıp gözyaşıyla yanıma geldiğiniz zaman size oh olsun, az bile. Ben size demedim mi? Diyemem. Neden? Çünkü ben sizinle yeniden büyük Türkiye'yi kuracağım. Sizinle yeni bir dünya kuracağım. Siz benimsiniz, benim milletimin evladısınız. Ben niçin çırpınıyorum? Kambaya içine gelmeyin. Bizim söylediğimiz Milli Görüş'ten başka kurtuluş yolu yoktur. Bu işbirlikçilerden hayır gelmez. Deli misin sen ya? İşbirlikçi seni yok etmek istiyor. Sen gidiyorsun, elinle ona her türlü imkanı veriyorsun, oyunu ona veriyorsun. Al beni yok et diyorsun. Bunu bir deli yapmaz ya. Sağ sol, ne sağ ne solu, bunlar kalmadı. İşbirlikçi mi, Milli Görüşçü mü? Kendine gel. Ben seni sarsıp kafanı duvara vurup seni uyandırmak için bunları söylüyorum. Çünkü seni bu medya narkozladı. Sen bayıldın. Şimdi ben seni ayıltmak istiyorum. Ayıldığın zaman bir insan ne yapar? Şu odada ben baygınsam geldi şimdi Milli Görüş bana oksijen kokteyli ayıldı. Önce sorarım. Bak şimdi senin halini anlatıyorum. Ey köy kahvesinde oturan Ahmet. Ne diyeceksin? Burası neresi? Bak sana cevap veriyorum. Burası Yahudi hapishanesi. Türkiye mi? Neresi? Bulunduğu yer. Evet tabii yani Siyonizm seni kontrol etmiş bütün dünya. Siyonizmin dünyası. Demin anlattım ya. Evet evet. Ne satarsan işte birini Siyonizm'e veriyorsun. Burası bir hapishane. Sen böylece soyuluyorsun. Geldin burada soyuluyorsun. Bütün dünya böyle. Soyuluyorsun. Önce bulunduğu yeri bir tanı bakalım. İkinci soracağı sual nedir? Ya ben buraya nasıl geldim? Baygındın ya, ayıktın, şimdi hatırlamıyorsun, soruyorsun. 3 Kasım'da aldığın biletle sen kendin geldin buraya arkadaş. Kendin. Sen istedin bunu ben sana söylediğim halde. Yapma bu hatayı dediğim halde yaptın. Geldin bu narkoz odasının içerisine düştün. E şimdi tekrar soruyorsun. Peki ben buraya geldim de 5 seneden beri bana ne yaptınız? Senin hiçbir tane iç organını bırakma. Milli hiçbir şeyini bırakmadık. Demir çeliğini söktük, petkimini söktük, 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 söktük. Sen bir kadavra kaldın. Bundan sonra ne yapacaksınız? Seni İsrail'e munya yapacağım. Bunlar gerçek cevaplardır. Kulak vermesi lazım gelen cevaplardır. Bunları duyduğun zaman ne yapacaksın? Amanın ben ölmüşüm de haberim yok deyip kapıya koyacaksın. Nereye gireceksin? Milli Görüş çadırından başka kurtuluş yok, oraya gitmek mecburiyetindesin. Bak senin ne yapıldığını gösteriyorum sana. Senin sırtına bağladın sen kendin. 3 Kasım'da bu hortumu sen bağladın sırtına. Gel beni soy dedin. O da soydu götürdü rantiye verdi. 26 tane dolar milyarderi yaptı. İşte yaptığı iş budur. Peki efendim siz gelince siz ne yapacaksınız şimdi? Bak biz gelince bizim ne yapacağımızı gösteriyorum sana. Biz geldiğimiz zaman Allah'ın verdiği nimetleri üretim, ihracat ve istihdam seferberliğiyle servete çevireceğiz. Ve bu nimetleri getirip senin cebine aktaracağız. Hortum öbür tarafa geçti. Buraya geçti. Biz buradan alıp buraya koyacağız. Parayı nereden bulacaksın? Para var ya, rantiyeye gidiyor. Ben hortumu değiştireceğim. Hortumu. Sen bana parayı nereden bulursa alamazsın. Kaldı ki ben bu işi 4 defa yapmış adamım ya. İlk defa yapacak değilim. Ben Kıbrıs zaferinin arkasından ambargo kondu bize. Biz ağır sanayi hamlesini başlattık 1974'te. Arkasından ağır sanayi hamlesini yürüttük 75-76'da. 77'de seçimler 6 ay öne alındı dış güçler tarafından. Hep bizimle uğraşıyorlar. Biz dünyanın hedefiyiz seni kurtarmak için. Ben senin fedaininim. Senin için çırpınıyorum. Ey köy kahvesindeki Ahmet. Ve senden bir ricam var. Ya o 40 senedir ben sana konuşuyorum. Neden? Ne olur. Bir defacık da şu Siyonizm'den önce benim ne dediğimi sen anla ya. Ben senin için konuşuyorum. Sen anlayınca kadar o anlıyor. Çoktan tedbirini alıyor. Sen de sonra gene ağlıyorsun. Bir defa da sen önce anla ya. Sen önce anla ne dediğimizi. Bak ne diyoruz görmüyor musun? Biz Kıbrıs harbinin arkasından parayı bulduk. Biz ağır sanayi hamlesini kendi paramızla yaptık. Türkiye'nin her tarafını dolduran fabrikaları biz kendimiz kendi paramızla yaptık. Borç alarak değil. Biz 96-97'de hükümet olduğumuz zaman 100 alan memura 256 verdik 6 ayda. Çanakkale ruhu mu efendim bu? Evet bu Milli Görüş.
Ben bugün Türkiye neresine gitsem iki türlü insanla karşılaşıyorum. Birisi yaşlı bir ninemizdir. Bana bak, sen o Erbakan sen misin diyor. Evet benim diyorum. Elini öpeceğim diyor bir ninemiz. Haydi inşallah. Sen diyor hükümetteyken ben Bağkur emeklisi maaşı alıyordum. 80 lira bana bir zam verdin. Ömrüm boyunca gördüğüm odur. Bugün ondan ekmek yiyorum. Senden sonra hiçbir zam görmedim diyor. Bir amca görüyorum. Diyor ki bana bak, sen Erbakan mısın? Ver elini öpeceğim. Haydi inşallah. Ben o zaman diyor memurdum. 100 alırken 250 almaya başladım. Muhasebeciyle kavga ettim. Dedim ki evladım, benim param bu kadar değildir. Sen hata yapıyorsun. Sonra başına bir iş gelir. Bu kadar maaş olmaz. Dedi ki Erbakan geldi. Bereket geldi. Bu parayı tekrar hesapladık. Senin hakkını veriyor. Şimdi Türkiye'nin her yerinde bu insanları görüyoruz. Neyle yaptık biz bu işi? Milletin parasını millete vermek suretiyle. 50 milyar dolarlık bütçeye biz 35 milyar dolar ilave ettik o zaman. 10 milyar dolar faizden kurtardık. 7 milyar dolar kitleri karar geçirdik. 13 milyar dolar paketlerden aldık. Yani Allah'ın verdiği nimetleri, bir kuruş zam koymadık, vergi koymadık, borç almadık. Bak yaptığımızı söylüyorum. Şu nimetleri servete çevirdik, getirdik, fakir fıkaraya verdik. Fakir fıkara bayram etti. Şimdi 23 Temmuz'da aynı bayramı tekrar yapacağız inşallah. Bak şu AKP her sene 200 milyar doları dışarıya aktarıyor. Senin paranı. Bu 5 senelik bir dönemde 1 trilyon yapar. 1 trilyonla ne yapılır? Sana şuradan sayayım. Bak okuyorum. Devletin bütün iç ve dış borçları ödenir. Allah bu zenginliği vermiş. Herkese yoksulluk sınırının üzerinde maaş verilir. Herkese sağlık sigortası yapılır. Adalet sisteminin bütün ihtiyaçları karşılanır. Herkese eğitim verilir. Her liseyi bitiren çocuk üniversite istediği fakültede okur. ÖSS, MSS filan bu uydurma şeyler hepsini kaldıracağız. Neyle yapacaksınız efendim? Bunları yapmak için 1,5 milyon çocuk var. 200 tane üniversite daha mı koyacaksın? Evet, 200 tane üniversite daha koyacağız. Var mı bir diyeceksin? Sen 1 trilyon dolar ne demek, haberin var mı? Bunu götürüp faiz olarak dış güçlere, düşmanına vereceğine, kendine kullansan daha iyi olmaz mı? Her köye asfalt yol yapacağız. Türkiye'nin önemli yerine otoban yapacağız. 22 tane GAP, 35 tane telekom, 40 tane tüpraş, 80 tane Erdemir. Mükemmel bir savunma sanayi. İçinde neler var söylemem. Her eve her ay 2000 ek kaynak parası, 6 milyon iş imkanı. Bunların hepsini birden yapacak imkan var bu memlekette. Biz bunları bundan önce yaptık. 3 defa yaptık. Kıbrıs harbinin arkasından yaptık. 77 senesi seçimlerinde ağır sanayi paramızı ortağımız başka yerlere verdi. 22 gün 20 gece yüksek plan toplantısı yaptık. Ağustos 77'de tekrar yaptık. Hükümet olduğumuz zaman yaptık. Şimdi bir de daha geliyor galiba. Bir de 23'te yapacağız. Şimdi bu çok enteresan. Bu dış politikayla alakalı bir karikatür. AKP ne yaptı? Bak bu Ebu Greyf'teki kadıncağızın çığlığı. Ne diyor, beni öldürün diyor. Niye beni öldürün diyor? Okumaktan beri hayal ediyorum. Karnında Amerikan fişi açmak istemiyorum, öldürün beni diyor. Ebu Greyf'teki kadının feryadı bu. Karnımda Amerikan piçi taşımak istemiyorum, öldürün diyor. Evet, Tayyip Bey'ni diyor. O ne diyor? Dua ediyorum, Irak'taki genç Amerikan askerleri sağ salim evlerine dönerler. Bir yakından bir gösterirsek. Ey kasketli adam, uyanmak için ne demek lazım sana ya? Demin ne dedim bak? Bu insanlar esnafa kredi çıkartacağına domuza kredi çıkartıyor. Domuza. Sen gidip domuza kredi çıkartanlara mı oy vereceksin? Şimdi seni nasıl aldatmak istiyorlar bak, açıklıyorum. Bu Siyonizmin oynadığı horoz dövüşü. Küçük oyun. Evet. Ne yapmış? Asıl tarihi ve gerçekleri saklamış perdenin arkasına. Perdenin önüne CHP'yi koymuş, AKP'yi koymuş. Açıyorsun televizyonlar akşam. Şimdi biz burada bu yayını yapıyoruz ya. Diğer televizyonu aç bak. CHP AKP, CHP AKP, CHP AKP. Ne bu horoz dövüşü? Bir saman dolusu, bir çuval dolusu saman. Ben tavsiye ediyorum, dinlemeyin bunları ya. Sağlığınıza zarar verir. CHP ile AKP'nin ne farkı var ya? CHP ile AKP'nin bir farkı yok mu efendim? Hiçbir farkı yok. Çünkü sağ sol diye bir şey kalkmamıştır. İkisi de işbirlikçidir, bak söylüyorum. İkisi de IMF'cidir.
İkisi de Avrupa Birlikçidir. İkisi de Amerikancıdır. İkisi de İsrail'den yanadır. Amerikalılara hava üsleri, limanlar verilirken CHP'nin sesi çıktı mı? Bu oyunu dünya siyonizmi sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde oynuyor. Her iki partiye de kendi adamlarını koyuyor. Hangisi kazansa kendisi kazanmış. Orozdoviç'i dediğimiz bu. CHP'nin 3 tane kırık plağı var. Aç şimdi yine aynı şeyi söylüyordu. Efendim bu AKP var ya, bizim Cumhuriyet kazanımlarımızı yok edecek. Lan bak sen ya, ne entelektüel adam, amma parlak cümle yapıyor ha. Şu hale bak sen ya. Bu AKP var ya, bu laikliği ortadan kaldıracak. AKP kim? AKP hiçbir şey yapamaz ki senin dediğini yapsın ya. AKP hak yarışı, spikeri. Öbür taraftan, efendim bu AKP var ya, evet bu bizim yaşamımıza etki yapacak. Kamu dairelerinde içki sattırmıyor. İşi gücü bu. Köy kahvesi oturan adamın işine, yahu tütünümü önlediniz, pancarımı önlediniz, ben aç kaldım ya. Köyümü terk edeceğim, bu kadar yıllık köyümü terk edeceğim. Onun derdi bu. Senin plan ne? Senin bu 3 tane kırık plan. Tekrar tekrar bunları koyuyor. Bunları koyarken de hinoğlu inlik yapıyor ha. Neden biliyor musun? AKP'nin bunları yapamayacağını bilmeyecek kadar çocuk değil. Pil tüketiyor, pil. Şehirli gelmiş köye, lambasını yakmış. Köylü sigarasını yakmak için uğraşıyor cep lambasından. Uğraşıyor. Sonra artık diyor ki, yahu sen ne akıllı adamsın, bu cep lambası kibrit değil, mum değil, bundan sigara yakılmaz. Köylü ona dönüp diyor ki, bana bak diyor, asıl akıllı olan sensin. Ben senin pilini tüketiyorum be adam diyor. Hocam bir karikatür daha kaldı galiba. Şimdi biliyorum. Şimdi burada CHP'nin oynadığı oyun bu. Niçin? Çünkü onun aklı fikri asıl saadet bu milletin tabii çözümüdür. Halk saadete gitmesin, AKP'nin altına yapışık kalsın diye bu numarayı yapıyor. Bilerek yapıyor. Pil tüketiyor. O kadar akılsız olamaz. Şimdi AKP'nin de 3 tane pilavı var. Neymiş pilav? Efendim ben yapacağım ama Cumhurbaşkanı engelliyor. Bana bak ya, memura %3,5 veremem, 3 veririm derken Cumhurbaşkanı mı söylüyor bunu? 200 milyar doları dışarıya aktarırken Cumhurbaşkanı mı yapıyor bunu? Adam mı aldatıyorsun? İkinci söylediği sözüne de efendim bana muhtara veriyorlar. Hani sen dik dururdun böyle şeylerde. Ama onlar diyor ki 28 Şubat'ta eğilip büküldü diyor. Kim eğilmiş bükülmüş? Biz 28 Şubat'ta ayrılmadık ki. Biz böyle birileri gibi eğilip bükülmedik diyor 27 Nisan'da diyor. Evet, mesela Sayın Gül'ün bir lafı var. Evet tabii, eğilip bükülecek haliniz yok ki, siz yerdeki solucana benzediniz daha teşbih. Teşbih hata olmaz. Büküldü mü diyorsunuz? Hali mi kaldı? Ayakta duracak hali mi kaldı? 27 Nisan'dan sonra, İzmir'den sonra. Cumhurbaşkanı olmak istedi, olamadı. Abdullah yapmak istedi, yapamadı. Halka seçilmek istedi, yapamadı. Ne olsa muhtıra. Hiçbir şey yaptırmıyorlar bana diyen sen değil misin? Ne oldun şimdi? Nasıl çıktın ortaya yere, ne hale döndün? Öbür taraftan diğer plan nedir? Efendim Amerika ile İsrail'e harp mı yapacağım? Sana Amerika ile İsrail'e harp yapan diyen yok ki. Sen şahsiyetini dış politika yap. Ecdadımız ne yaptı? Yeni bir dünya kur. Bir saadet dünyası kur. Şimdi yapılması icap eden nedir? Yapılması icap eden şey, Siyonizmin örttüğü perdeyi açman. Açınca bizim evimiz gece kondu değildir. Büyük bir tarihi saadet sarayıdır ve medeniyettir. Ve bunun da ev sahibi vardır. Bu da Saadet Partisi'dir. Niçin? Orada bir saadet cami var. Üzerinde Türk bayrağı dalgalanıyor herhalde. Evet, bayrak dalgalanıyor. Saadet Partisi'nin bayrağı bu. Saadet Partisi ev sahibi. Asırlar boyu hep biz çünkü milli görüşle bütün dünyayı saadete boğduk. Onun için saadetin bayrağı dalgalanıyor orada. O Türk bayrağı demektir. Şehidi şehit yapan, gazi gazi yapan mana demektir. Böylece görüldüğü gibi Siyonizm bu perdeyi örtüyor ki kimse bunu görmesin diye. Boroz dövüşünü yapıyor. Şimdi evin anahtarı sarkmış. Seçimde sen bunu kime vereceksin? CHP'ye verirsen eve girecek, maneviyatı bombalayacak. AKP'ye verirsen bu IMF'ye bağlı, o girip bombalayacak. Şimdi bizim tabanımızdaki bazı saf diller, efendim yani bu AKP hakikaten milleti
Mahvetmek mi istiyor? Bozmak mı istiyor? Hayır, bak burada arada fark var, görüyor musun? Bu kendisi bomba taşıyor. Ona gelince onun yanındaki elinde bağlı olan ortağı bomba taşıyor. Senin evin bombalandıktan sonra hangisinin bombaları ne farkı var? Evet hocam. Bu hiçbir şey ifade etmez. Hocam isterseniz bir son bir reklam arası verelim. Ondan sonra daha ucu açık olacağız. Bir karikatür daha mı vardı? İki tane var, şunları bitirelim. İster, çok kısa verebilir misiniz bir dakika içinde? Bunlar mı? Evet. Şimdi bakınız. Ökçe emperyalizmi çizgi çekmiş. Diyor ki ben sana seçme hürriyeti veriyorum. Demokrasi, sol var, bir sağ var. Sol CHP, sol, sağ AKP. Bununla 1990'dan sonra hiçbir hükümeti kalmadı. Bu sol işbirlikçi CHP, sağ işbirlikçi AKP. İstersen sola, istersen istediğini seçebilirsin diyor. Ama ortada saadet. Biz milletiz, hayır. Bunların hiçbirinde maneviyat yok. Önce ağırlık maneviyat bayrağı yok. Biz maneviyat boyutuna çıkacağız ve Saadet Partisi'ne oy vereceğiz. Bir tane daha, milletin daha kararı bu olacak. Bu ise meşhur kireç suyu benzetmesi. Aman hocam şunu bir anlatayım. Şimdi milleti aldatmak için dünya siyonizmi, ırkçı emperyalizm her sene 200 milyar doları istikrarlı bir şekilde sömürebilmek için ve Büyük İsrail'i kurabilmek için, Hizbullah'ı silahtan tehdit edebilmek için istiyor ki AKP bu seçimi kazansın. Siz AKP'yi az önce dediniz ya, AKP'nin akı kireç suyu. Millet, bu o mu? Bu o. Millet ise milli görüşü istiyor. Şimdi Saadet Partisi oy vermesin, AKP'ye oy versin de milleti aldatmak için gelmiş bir bardağın içine kireç suyu koymuş. Saadet Partisi süt. Sütün yerine kireç suyu içerek halka aldatacak. Nasıl çalışıyor? Diyor ki efendim diyor, bak diyor, bu da beyaz diyor. Zaten adı bile ak diyor. Beyaz diyor. Ne demekmiş? İmam Hatip Okulu mezunuymuş. Sonra ne diyor? Diyor ki bu da maneviyatçı. Bak diyor, eşinin diyor başı örtülü diyor. Evet, Sayın Erbakan'la seçim kulübü devam ediyor. Sayın Erbakan'ın ilginç açıklamaları oldu. 27 Nisan bildirisiyle AKP bırakın eğilip bükülmeyi, solucan gibi oldu dedi. Enteresan açıklamalarda bulundu. Ekonomik çöküntüyü anlattı ve manevi çöküntüyü iddianız var. Yine bu dönemde büyük bir manevi çöküntü yaşandığı iddiası. Mesela ben özellikle şuradan belki bu konuyu da açmak isteyeyim. Siz de bağlayın nereden bağlayacaksanız. AKP türban ve İmam Hatip meselelerinde çark etti mi? Şimdi müsaade buyurursanız önce şu konuştuklarımızı bir toplayalım. Ne konuştuk biz? Ülke emperyalizm dünya hakim olmak için 20. Asya Seferi'ni başlattı. Hedefine ulaşmak için Türkiye'yi almak istiyor, Büyük İsrail'i kurmak istiyor. Bu 22 Temmuz seçimi bu hususta vereceğimiz karara bağlıdır. Onun için Çanakkale'den daha mühimdir. Onun için var olmak yok olmak meselesidir. Bunu izah ederken Türkiye'miz AKP döneminde, yani ırkçı emperyalizm bunu yapmak için ne yaptı? Önce Refah Partisi'nin çeşitliliğiyle iç baştan uzaklaştırdı. İş birlikçileri getirdi, bir tesisat kurdu. AKP iş başına getirdi, muslukçu başı olarak Türkiye'yi hayım nahum doktrini icap ettirdi. Aç, işsiz, borca esir ve dinden uzaklaştırma ameliyelerini bir taşeron gibi yerine getirdi. Dinden uzaklaştırma ameliyeleri. Dinden ve inancın uzaklaştırma ameliyelerini bütün gücüyle uyguladı. Şu geçirmiş olduğumuz deneme esnasında. Şimdi önce açlık, işsizlik ve borca esir etme noktasını bugüne şimdi varana kadar konuştuk. Bunu bir noktaya bağlamak istiyorum. Burası Ankara. Şurada 2 kilometre uzaklıkta Ankara'nın varoşları var. Mamak'ta. Bizim Saadet Partimizin Hanımlar Komisyonu buraya devamlı olarak gidiyor yardım götürmek için. Çünkü buradaki insanların içi durumu iç açıcı, iç sızlatıcı bir durumda. Bunlar kim? Doğu Anadolu'da ekerse daha çok zarar ettiği için göç etmiş köylüler. Bir tanesini söylüyorum. AKP 5 senede ne hale getirdi milleti? Bir misal. Adamcağız gelmiş 65 yaşında. 6 tane nüfusu barındıracak. Çünkü köyünde geçinemiyor, yaşayamıyor. Belki bir imkan bulurum diye buraya gelmiş. Hasta, işi yok. Dileniyor veya ak işleri yapmak suretiyle bu 6 insanı yaşatmaya çalışıyor. Duvar örecek imkan olmak için naylondan bölme yapmış. İçine pılı pırtı koymuş, 6 kişiyi koymuş. Buraya gidiyor Saadet Partisi Hanımlar Komisyonu. Kendilerine yardım götürüyor, hallerini, hatırlarını soruyor. Bunlara yardım ediyor. O esnada orada bulunan 8 yaşında bir kız çocuğuyla konuşuyor. Diyor ki evladım sen okula gidiyor musun? Evet diyor, ben okula gidiyorum diyor. Burası benim amcamın evidir diyor. Benim babam öldü, amcamın yanına sığındım. Amcam bana bakıyor diyor.
Burada diyor okulumuz 2 kilometre uzakta. Okulun minibüsü var fakat param olmadığı için binemiyorum. Yarım saat yürüyorum her gün sabahleyin. Okulda kantin var, yemek veriyor. Ben yiyemiyorum çünkü param yok. Aç duruyorum. Akşamleyin tekrar yarım saat yürüyüp evime geliyorum. Ve eve geldiğim zaman da onuruma dokunduğundan dolayı amcama ben okulda yemek yedim diyor. Sabahlarda bir tek zeytin yiyor. Ne anlatıyorum biliyor musunuz? Bu insan bizim evladımız. Bu insan insan gibi yaşıyordu, bu hale düştü. İnsan gibi yaşamak bunun da hakkıdır. Ondan dolayı 22 Temmuz'un değerini, manasını çok iyi bilmemiz lazım. Bu insanları kurtarmak için çalışıyoruz. İnşallah 22 Temmuz bu insanların kurtuluş konu olacak. Ekonomiyi böylece koydum. Şimdi geliyorum AKP bu 5 sene esasında manevi tahribi olarak ne yaptı? Önce bir defa geçen sefer millete uzun uzun sözler verdi. İmam Hatip okullarının kasaylarını düzelteceğim. İmam Hatip o yapı haksızlığı ortadan kaldıracağım. Başörtü zulmünü ortadan kaldıracağım. Bunları yalnız mikrofonuyla söylemedi. Söyledi. Seçim söylemedi. Hayır efendim. Mesela Tayyip Bey seçimden önce benim konuğumdu bir programda. Türban Müban konusunu böyle bunu dedi uzlaşmayla halledeceğiz dedi ortada bıraktı. Hayır efendim. Hayır. Bunların hepsinin bir yandan diğer AKP'li arkadaşlarının bizzat açık açık saya saya yaptıkları kaç tane film elimizde ve televizyonda tekrar tekrar gösterildi. Ve millet bütün bunların hepsini dinledi. Beyannamelerini Bülent Arınç dedi, namusumuzdur hepsi dedi. Hepsi söylüyor, tabii gayet tabii. Kim adına söylüyor bunu, AKP adına söylüyor. Evet, bizim namusumuzdur dedi, evet, Türban sorunu çözmek dedi, Sayın bunların, Arınç. Bunların hepsini tekrar tekrar millete vaat ettiler. Millet bunları dinledi, bir şey yapacak diye bekledi. 5 sene geçti, hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. Millet bunlara ne yapacak? 360 milletvekili vermiş, daha fazla ne verecek? Vereceği her şeyi vermiş, hiçbir şey yapamıyor. Efendim mesela şimdi... Sayın Tayyip Erdoğan da muhtemelen sizi izliyordur. Siz de ona hiç böyle konuşma fırsatınız olmadı. İster, yani ne demek istersiniz Tayyip Bey'e? Kendine gel. Bu kadar yıl milli görüş şimdi olarak... Şimdi sizi izliyordur. Hiç, evet, inşallah izliyordur. Milli görüş olarak ne yapsa onu yap. İnancımıza, tarihimize, milletimize uygun şekilde hareket et. Raydan çıktın, tekrar raya gir. Uçurumdan aşağı gidiyorsun. Bu gidişatın sonu yoktur. Kendine çeki düzen ver. Bak bu günler gelir geçer. İnsanın hayatı sonunda elinde amel defteri kalır. Bu domuz kredisi ameliyle, bu bilmem başörtüsü zulümlerini devam ettirmekle, bu bilmem Amerikan askerine dua etmekle, Kıbrıs'ı elden çıkartmakla, yarın dünyada ve ahirette nasıl hesap vereceksin ey Tayyip? Sen benim evladımsın, sen benim kardeşimsin. Sana bu kadar sene bu kadar emek verdim. Bugün de senin bu çeşit sonuçlara uğramamanı gönülden temenni ediyorum. Ondan dolayı bunları sana hatırlatıyorum. Kendine gel, sen ne yaptığının farkında değilsin. Sen milli görüş gömleğini çıkarttın, işbirlikçi gömleğini giydin. Hayırla şeyle ayıramaz oldun. Hayırla şeyle şeylerine hayra hizmet etmeye başladın. Sen büyüklerin duasını bilmiyor musun? Bak şu duayı unutma. Ya Rabbi ben de çalışmaya bu akşamki televizyonda başlarken aynı duayı yaptım ya. Bize hakkı hak olarak göster, batılı batıl olarak göster, hakkı tutmayı nasip et, batıldan kaçınmayı nasip et. Bu duaya hepimizin ihtiyacı var, senin de ihtiyacın var. Sen hakkı değil, batılı tutuyorsun. Sen Amerikan askerine dua ediyorsun. Sen ırkçı emperyalizme hizmet ediyorsun. Bütün Müslüman ülkeler birbiri işgal edip yok etmeye kalkışılırken. Bu yanlış bir gidişattır. Kendine gelmen lazım. Böyle hizmet edilmez. Bunu seni sevdiğimiz için söylüyoruz. Şefkatle söylüyoruz. Kardeşimiz olduğun için söylüyorum. Daha fazla zulmetme. Ama tabii millet bu iyiliği sana yapacak inşallah. Niçin? Çünkü seni şimdi iktidara getirmeyecek. Böylece bu günahları daha fazla ilerletmek imkanından seni kurtaracak. 22 Temmuz bunun için senin için de inşallah bir kurtuluş günü olacak. Şimdi bütün bu manevi taahhütlerin hiçbirisine hiçbir yerine getirmedi. Türbanı, katsayıyı hiçbirini yerine getirmedi. Bizim zamanımızda 600 İmam Hatip okulu vardı. 600 bin çocuk okuyordu. Şimdi bunlar adeta 60'a indi. Bu sene 16 tane İmam Hatip okulu kapandı. Sonuç bu. Evinde Kur'an öğreten babaya hapis cezası kanunu bunlar çıkarttılar. Avrupa İnsanlar Mahkemesi'ne başvuru yasaklanmalıdır diye hükümet adına raporu bunlar verdiler. Domuz kredisini bunlar çıkarttılar. Bunlar affedilme suçlardır. Zina suç olmaz diye kanun, telefonla kanun çıkartan bunlardır. Bunlar ne manaya gelir? Bunlar oturup düşünmesi lazım. Nasihat dinlemesi lazım. Bunlarla bir insan bir yere gidemez.
Biz hangi milletin çocuğuyuz? Hangi inancın çocuğuyuz? Ve kaldı ki şimdi tutturmuşsun Avrupa Birliği'ne gireceksin. Nasıl bunu söyleyip duruyorsun? Sen daha dün bizim aramızda Avrupa Birliği bir Hristiyan bilir, buna nasıl girmez diyen kimse değil misin? Ne oldu sana da şimdi gömleğini değiştirdin, gidip Berlusconi'nin bir ensesini bir kulağını öpüp duruyorsun, dünürümdür diyorsun, bizi Avrupa Birliği'ne girmek için tavasız et diyorsun. Bu ne değişiklik? Kendine gel. Ona yapacağım abilik, kardeşlik vazifesi budur. İşte böylece bunu yapmış oluyorum. Şurada biraz haksızlık etmiyor muyuz? Kendisi İmam Hatipli Başbakan'ın, eşi yine tesettürlü. Evet. Aslında bunları yaşamında var, özel kişisel yaşamında bunlar var. Bunları aslında çözmek istemez mi? Elinde bir kudret yok demek ki, yapamıyor diye düşünmüyor musunuz? Hayır. Neden düşünmüyorum? Çünkü önce bir defa hiçbir hayırlı iş kaybolmaz. Ne kaybolur? Yani hiçbir hayırlı iş kaybolmaz. Allah inanan insanı bir mümindir. İnanan insanların hiçbirini zayi etmez. Kendisinin namaz kılmasının sevabı yarın sevap terazisine konulacaktır. Hanımının mesul oluşu sevap terazisine konulacaktır. Yaptıkları iyilikle sevap terazisine konulacaktır. Ama ırkçı emperyalizme hizmet ettiğin için her sene Afrika'da 100 milyon çocuğun ölümüne niye sebep oldun dedikleri zaman ne cevap verecek? Sen İsrail destekliyorsun. İsrail'de faizci ekonomik sistemle dünyanın en zengin kıtası olan Afrika'yı aç bırakıyor, eziyor, bunun suç ortağı oluyorsun. Sen nasıl zulme hizmet edersin? Hangi milletin çocuğu? Bizim ecdadımız bunu yaptı mı? Bunlardan kaçın. Söylemek istediğim budur. Anladım. Şimdi bizim zamanımızda 600 tane İmam Hatip okulu vardı. 600 bin çocuk okuyordu. Ve biz bunları artırmaya bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin asıl gücü parası değildir. Tankı da değildir. İnançlı evlatlarıdır. İspat mı istiyorsunuz? İşte bizim bütün tarihimiz. Biz Malazgirt'i neyle kazandık? Tankla, parayla mı? İmanla. Biz İstiklal Savaşı'mızı neyle yaptık? İstanbul'u neyle fethettik? Çanakkale'de dünyaya karşı zaferleri nasıl kazandık? Kıbrıs'ı nasıl kurtardık? Hep bunlar inançla, imanla yapılmış olan şeylerdir. Onun için bir ülkenin en kıymetli varlığı, en büyük sermayesi inançlı evlatlardır. Efendim bir şey soracağım. Siz diyorsunuz ki AKP'li kardeşimiz, öğrencilerimiz milli görüş gömleğini çıkardılar. Şimdi Kıbrıs'a da kendileri geleceğim diyor, oradan ben da. Ben demiyorum. Mesela diyor. Bülent Arınç farklı bir çizgi izliyor gibi. Bülent evet. Arınç milli görüş gömleğini tam çıkardı mı yoksa biraz üstünde mi? Ne, nasıl yorumluyorsunuz? Onu lütfen kendisine sorun. Sizin bana yorumunuz ne ama çok önemli. Benim yorumum o milli görüşten ayrılamaz. Bülent Arınç ayrılamaz. Ayrılamaz evet. Bağlıdır. O zaman bir çelişkisi olmalı şu anda. Tabii görüyorsunuz zaten öbürleriyle uyuşamıyor. Uyuşamıyor görüyorsunuz, çelişiyor. Dikiş tutmuyor. Yani saadetin kapısı açık mı Bülent Arınç'a? Bizim kapımız her tövbe eden insana açıktır. Ama Bülent Arınç daha gömlek üzerinde diyorsunuz. Evet, üzerindedir. Bizim kapımız bütün hakkı hizmetli insanlara açıktır. Sayın Erdoğan gelmek isterse tövbe etmesi gerekir mi yoksa ona da direkt açık mı? Yine açıktır. İnşallah bu sefer dersten kaçmaz, arka kapıdan kaçmaz. Dersini doğru öğrenir. Temennimiz budur. Dersten kaçtı diyorsunuz. Şimdi evet. Yani bunların zamanında korkunç bir şekilde manevi tahribat olmuştur. Şimdi aynı zamanda da dış politika faciası. Hemen onu sorayım efendim. Siz Kıbrıs Fatih olarak bu camia sizi yıllarca andı. Evet. Siz de buna çok önem verdiniz. Evet. Zaten hareketinizin isminde de milli görüş, milli lafının her tabii. zaman altını evet. çok çizdiniz üzerinde durun. Evet, şimdi siz eğer Kıbrıs Fatih'seniz AKP'li talebelerinizin sıfatı ne olur? Maalesef tabii Kıbrıs'ta çok büyük hatalar yaptılar. Bugün Kıbrıs tamamen ana vatana bağlı, manevi bakımdan gelişmiş, bizim en büyük kalemiz olması lazım gelirken gereken çalışmalar yapılmadığı için bugün Kıbrıs'taki insanlar gördüğünüz gibi Avrupa Birliği'ne gireceğiz, Türkiye'ye alakamızı keseceğiz diyecek kadar hatalı bir noktaya gelmişlerdir. Bunun süratle düzeltilmesi lazım gelir. Kıbrıs'ın kurtarılması lazım gelir. AKP yanlış mı yaptı? Hiç şüphesiz. Çözümsüzlük çözüm değildir diyerek ortaya çıktı. Çok büyük bir hata yaptı. Yunanlar da öyleyse hadi bakalım çözelim Kıbrıs'ı bize verin dediler. Ve böylece aldılar onu Avrupa Birliği'ne soktular. Bunlar çok vahim hatalardır. Türkiye'nin izni olmadan Kıbrıs Avrupa Birliği'ne giremez. Uluslararası anlaşmalar buna müsaade etmez. Bunlar karşısında hiç ses çıkartılmadı. Bunlar çok vahim hatalar. Üzülüyor musunuz bunları görüyor? Hiç şüphesiz tabii. Bunlar tecrübesiz insanların, vizyonsuz insanların yanlış hareketleridir. Bundan dolayı vatan, millet çok büyük zarar görmüştür. Kıbrıs Türkiye demektir.
Türkiye'nin denize açılan kapısı demektir. Türkiye'nin korunması Kıbrıs'sız olmaz. Onun için Kıbrıs için bu kadar şehit verdi. Ecdadımız da şehit verdi. Ondan dolayı Kıbrıs'ta yapılan hata çok büyük bir hatadır. Bu hataların mutlaka şimdi Milli Görüş iktidarının gelmesi söyledi, derhal düzeltilmesi lazım. Peki aynı şey efendim, Kuzey Irak'a girmekten AKP hükümeti çekiniyor mu? Amerika'dan mı çekiniyor? Buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Kuzey Irak tartışması var. Genelkurmay Başkanı sık sık çağrıda bulunuyor. Fakat hükümette henüz bir hareket yok. Biz bildiğiniz gibi bir defa burada Amerika'nın bir işi yoktur diyen bir partiyiz. Amerika ne arıyor Irak'ta? Bizim temelimiz nedir? Biz yeni bir dünya kurmakla mükellefiz. Bu yeni dünyayı D8 çekirdeğiyle başlattık biz 50 önceki zamanında. D8 çekirdeğiyle. Bu yeni dünyanın etrafında, D8'in etrafında D60. Yani kalkınmakta 60 tane Müslüman ülke ve D160. Bu projeleri biz bildiğiniz gibi 54. hükümet zamanında başlattık ve yürürlüğe koyduk. Şimdi aynı şekilde mesela siz Kıbrıs konusunda hatta tamamını alalım diyecek kadar o dönem böyle milliyetçi bir tavır sergilemiştiniz. Evet. Kuzey Irak için de aynı şeyi söylüyor musunuz? Türkiye'nin oraya girmesi, Türkiye'nin kökünü kurutması gerekir mi? Hayır efendim, biz Orta Doğu'daki milletlerin hudutları neyse aynen muhafaza edilmesi. Ama orada bir PKK terörü var. Genelkurmay istiyor. PKK terörünün önlenmesi için gereken tedbirlerin hepsini alınmasına taraftarız. Ama bu tedbirler alınırken önce bir defa Türkiye'deki tedbirler alınmalı. Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurduğumuz bütün fabrikalar, et, süt, yem, çimento, şeker fabrikalar hepsi yok edildi. Tam yanlış bir politika uygulandı. Bu sebepten dolayı terör tırmandı. Sıfıra inmişken bugün tekrar ülkenin baş meselesi haline geldi. Bunlar vizyonsuzluk, tecrübesizlik, hatadan dolayı meydana getirilmiş olan memleketin meselelerdir. En büyük hata da Avrupa Birliği hatasıdır. Nedir hata orada? Hata şudur. Bizim Avrupa Birliği'nde işimiz nedir? Avrupa Birliği dediğiniz nedir? Avrupa Birliği dediğiniz sizin çökmüş, çürümüş, tefessüs etmiş bir kuruluştur. Avrupa Birliği'nde aile yoktur. Avrupa Birliği'nde çocuk yoktur, kadın yoktur. Bunların hepsi tahrip olmuş. Yok olmaya giden ne işimiz var bizim Avrupa Birliği'nde? Şimdi bunlar gittiler, heykelin önünde imza attılar. Papa heykelin önünde. Türk düşmanı Papa heykelin önünde imza attılar. Attıkları imzanın belgenin içerisinde ne yazıyor? Bu Avrupa Birliği'nin temeli Hristiyanlıktır, yani dinimizdir diye ifade etmiş. Dinimizdir, tarihimizdir, kültürümüzdür diyor. Biz de tamam size tabi olacağız diyor. Kendi kültürümüzü bırakacağız. Kendi tarihimizi bırakacağız. Kendi dinimizi bırakacağız, size tabi olacağız. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Bir insan bunun altına nasıl imza atar ya? Öğrenelim desek, neymiş Avrupalıların kültürü? Bir papaza gitsek sorsak. Desek ki Avrupa Birliği'nin temelini Hristiyanlık teşkil ediyor. Şu Hristiyanlığı bize tanıtır mısınız? Ne istiyorsun evladım dese ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki şu Hristiyanlık dininde Allah'a nasıl inanıyorsunuz? Ne diyecek papaz? Allah üçtür diyecek. Kimmiş bu üç dediğimiz zaman? İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem, Ruhul Kudüs. Ya papaz efendi sen deli misin? Allah üç olur mu? Allah demek yaratan, yaşatan, yöneten demektir. Bunlar nereyi yaratmışlar? Hangisi nereyi yaratmış? Hangisi nereyi yönetiyor? Aralarında itiraf çıkarsa kim hakemlik yapıyor? Dediğimiz zaman ne diyor? Oo bana bak diyor. Sen yanlış yerdesin. Bu sualleri bana soramazsın. Buraya gelirken aklın kapının dışına bırakacaksın. Ben sana imansın. Ben ne dersem onu kabul edeceksin. Ne yapacaksın? Yutkunacaksın. Peki insana ne gözle bakıyorsun? Şimdi Avrupa medeniyetinin temelini söylüyorum size. Diyor ki efendim insan çok günahkar olarak doğar. Papazın vaftiziyle kısmen yıkanır, ömrü boyunca günah çıkartacak, kilisenin kontrolü kalacak, hülliyeti olmayacak. Papaz efendi ya insan niye günahkar olarak doğsun? Daha iradesi teşekkür edilmiş olan bir insan günahkar olun dediğin zaman ne diyor? Hıt! Bu imandır diyor. Ben onu kabul edeceksin. Burada aklınla iş göremezsin diyor. Ve böylece bu saçmalıkları yutturmaya kalkıyor. Neden? Hristiyanlar kiliseye para versin diye papazlar böyle uydurmuş onun için. Öbür taraftan çevreye ne göze bakıyorsun diyorsun. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kıyamet koparken dahi eğer bir ağaç dikmenize fırsat varsa dikin. Çevreyi geliştirin. Sizden sonrakilere çevresi emanettir. Gelişmiş olarak bırakmak en büyük ibadettir diyor. Biz çevrenin emanetçisiyiz. Papaza sorduğun zaman
çevrelerine göze bak gösterdiği zaman bizim ecdadımız eski Roma Yunan'dır. Biz onlar gibi çevrenin sahibiyiz. Hakimiyiz. Çevrenin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Biz sahibi olamayız. Eski Yunan Roma böyle demiş de ne olmuş? İşgal ettiği yerleri yakmış yıkmış. Eski firavunlar biz ilahınızız demiş. Sahibiniz demiş. Şimdi Amerika Irak'ta camide çocukları öldürüyor. İsrail Filistin'de çocukları öldürüyor. Neden? Bu yanlış inançtan dolayı. Ne söyledim ben size? Şimdi 3 tane temel esas. Önce bir defa tevhidden mahrumlar. Allah'ın birliğinden haberleri yok. Böyle bir inançtan hayır gelmez bir. İkincisi, insan günahkar doğmuştur demek suretiyle hürriyetini senin elinden alıyor. İki, aklını aldığı gibi hürriyetini alıyor. Ve aynı zamanda da tabiatın sahibisin, vahşi olacaksın diyor. Sahibisin, yakarsın, yıkarsın, öldürürsün diyor. Peki efendim, siz talebeniz nereden birdenbire Avrupa Birlikçi oldular? Buna şaşmamak mümkün değil. Çünkü aracılar geldi, bizimkilerin gözüne girmen için Avrupa Birlikçi olman lazım dediler. Niçin ırkçı emperyalizm? Bizim Avrupa Birliği'nin kapısına bağlanmamızı istiyor, girmemizi değil. Kapsamı. Neden? Çünkü eğer biz bağımsız olursak İsrail için tehlike teşkil ederiz. Biz bir yere bağlı olmalıyız. İsrail'in emniyeti için şunlar bir kere Avrupa'nın kapısına bağlayalım diyor. Irkçı emperyalizm. Aracılar da geliyor. Avrupa Birlikçi olursanız ırkçı emperyalistler sizden çok memnun olacak. Size borç para verecek. Sizi bu sandalye tutacak. Sizi de aşağı üfürmeyecek. Üflemeyecek diyor. Bunlar da birdenbire Avrupa Birlikçi oluyor. Mesela Abdullah Gül nasıldı sizin yanınızda devlet bakanı iken? Biliyorsunuz meclisteki konuşmalarını. Bu Hristiyan Birliği'de bu rahatsıza girilemez diye kaç tane 40 tane konuşması var. Abdullah Bey. Evet. Meclis konuşma ortada. Şimdi Milli Görüş gömlerini çıkarttı. Gitti işbirlikçi gömlerini giydiler. Giyince de hakkı batıl, batılı hak olarak görmeye başladılar. Ve bu hale düştüler. Hiç bizim gibi tarihin en şerefli bir milletinin, bir medeniyetin çocuklarına gidip de Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye kapılarına böyle bu hale düşmek yaraşır mı ya? Neymiş bu müzakerenin adı? İlerleme müzakeresiymiş. Uyum müzakeresiymiş. İlerleme raporuymuş. Ne demek ilerleme ya? Biz geriymişiz, ilerleyecekmişiz. Nereden çıkmış bu ya? Bütün ilimleri kuran bizim ecdadımız. Bütün ilimlerin sahibi biziz. Benim kaç tane konferansım var İslam ve ilim diye. Bunun yanında İnsanlığa temizliği öğreten biziz. Allah rızası için iş yapmayı öğreten biziz. Bunlar kim oluyor da ileri oluyorlar? 10 yaşında çocuk afyonkeş, sarhoş, ailede bir şey kalmamış, her şey çürümüş, tefessü etmiş, çökmüş, bu gitmiş ben sana benzeyeceğim. Bizde de oldu mu bu efendim? Türkiye'de de oldu Yapılmak mu? Yapılmak isteniyor şimdi. Maalesef AKP döneminde boşanmalar %340 arttı. Boşanmalar %340 arttı AKP döneminde. Okullarda görüyorsunuz çocuklar bıçaklı hale geldiler. Kapkaç aldı yürüdü. Uyuşturucu okulların içinde satılmaya başlandı. Memleketin sahibi yok. Sahibi yok. Bak şimdi biz 22 Temmuz'a geldiğimiz zaman ne yapacağız biliyor musun? Bu yapacağımız şeyler çok teferruatlıdır. Uzun sayacak değilim. 3 tanesini söyleyeyim size yeter. 1- Şimdi Milli Güvenlik Kurulu var ya, evet. Aynen buna paralel, bu Milli Güvenlik Kurulu'na paralel, Milli Bağımsızlık Kurulu. Ne demek bu biliyor musun? Deminse ben ne dedim? Para transfer edemiyorum, para gönderemiyorum, uçağımı uçuramıyorum. Neden ben dünya siyonizmine para vermemek olacakmışım? Her şeyimle onlara bağlı olup sömürüldükten sonra benim güvenliğimi nasıl koruyacağım ya? Bir kendimizi bunlardan kurtarmamız, yeni bir dünya kurmamız lazım. Öbür taraftan çocuk, kadın ve aileyi koruma yüksek kurulu. Bak onların üst kurulları var IMF'ye bağlı. Bizim de yüksek kurullarımız var Milli Görüş'e bağlı. Bu yüksek kurul ne yapacak? Çocuğu, aileyi, kadını koruyacak. Yani filmlerde, medyada bunları çürüten veya sosyal hayatta bunları çürüten bütün hareketleri takip edecek, önleyecek, müsaade etmeyecek, ülkeyi koruyacak, ülkenin sahibi olacağız. Neslimizi korumak için, vatanımızı, milletimizi, örfümüzü, adetimizi, ananemizi, milli varlığımızı korumak için sahip olacağız. Bir de çok önemli bir şey yapacağız. Yüksek Teknoloji Kurulu.
Bu ne demek biliyor musunuz? Bu en büyük adım atmak demektir. Çünkü bugün bizim için en önemli konu güçlenmektir. Türkiye dünyanın öncüsü olacak, güçlenecek. Güçlenmenin çaresi teknolojiyle mümkündür. Teknoloji olmadan güçlenemezsiniz. Onun için biz bunu yüksek bir kurul marifetiyle diğer Müslüman ülkelerle beraberce çalışmak suretiyle teknolojide mutlaka en ileriye gitmeye çok büyük önem veriyoruz. Bunu mutlaka sağlayacağız. Nasıl bundan önce gençlerimizle ağır sarma hamleler yaptık, şimdi de teknolojide en büyük atılımları yapacağız. Türkiye'yi dünyanın öncüsü lideri yapmak için. Bunlarla bizim aramızdaki fark şudur. Bunlar Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisine götürüp kapısına bağlamak istiyor. Biz ise Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın öncüsü yapmak istiyoruz. Aramızda bu kadar büyük fark var. Onun için 22 Temmuz bir referandumdur. Anlıyorum. Hocam BGK'ya paylar Milli Bağımsızlık Kurumu kurulacak dediniz. Benim hemen aklıma geldi. Bu bir şey hiç konuşmadınız bu konuda. Şu doğru mu? 28 Şubat'ın BGK Genel Sekreterine bana bunları mı imza atmak istiyorsunuz? Öbür dünyan yanar. Öbür dünyanız yanar dediniz mi? Bu bir sizin yanınızdan birinin anılarında yer aldı. Evet. Böyle bir şey dediniz. Böyle bir diyalog geçti mi? 28 Şubat'ta MGK Genel Sekreterisi imza atmak istedi. Şuna bir açıklık getirir misiniz? Bunları kelimeyle söylüyorsunuz. Ben kelimeyle ifade etmiyorum. Fakat Genel Sekreter çok sevdiğim bir insandır. Kendisine yaptığım nasihatler olmuştur. Tuncay Kılıçbaşı'ya. Evet. Hayır. Bizim zamanımızda diğer Hava Kuvvetleri Komutanı. O da yine Kılıçdı. Evet. İlhan Kılıçdı. Evet. İlhan Kılıçbaşı, evet. Öbür dünya yanar dediniz mi bu şekilde? Kendisine ben şunları söyledim. Dedim ki bak, manevi kalkınma çok mühimdir. Bunlara hizmet etme, yardımcı olmanız lazım. Bunlara dikkat etmenizi bir abi olarak size tavsiye ederim dedim. O da teşekkür etti. O bildiri gecesinde mi? Hayır. Ondan sonraki dönemlerde. Ondan sonraki dönemlerde. İlla bize İmam Hatip okullarını kapatmak için kanunu meclise gönderin diye gelip gidiyordu. Kendisine dedim ki mecliste çoğunluk bizde. Biz İmam Hatip okullarını kapatmayız. Milli ve manevi değerlerimiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu çocuklardan ne zarar gördük? Meclise reddedeceğimiz bir kanun için meclise gönderdim, göndermedim. Anladım. Peki efendim, o zaman mesela Abdullah Gül falan sizin çok yanınızdaydı. Buna direnelim dediler mi? Tayyip Bey, Abdullah Gül. Yani hiç şüphesiz. Hiçbir görüş ayrılığımız olmamış. Hayır, 28 Şubat'a direnelim dediler mi? Hiçbir görüş ayrılığımız olmamıştır. Bizim dediğim, biz 28 Şubat'ta bize irtica var, tedbir alın dediler. O söylemiş o tedbirler nedir dedik. O vermiş oldukları tedbirleri hükümete havale ettik. Bunlar arası uygun mu değil mi diye. Bunun için herhangi bir şekilde dinlenecek size bir şey yok. Size bunu zaten 18 maddeydi galiba değil mi? 18 maddeydi. Hepsini imzalamadım dediniz. Efendim bunlar anayasa uygun mu? Hayır. Anayasa uygun mu değil mi diye biz hükümete havale ettik bunları. Tartışmaya açtınız. Evet yani. Tabii. O gün biz o toplantıda dedik ki biz anayasayı koruyacağız. Anayasayı korurken kendimiz çiğnemeyelim. Binaenle bu yaptığımız işler anayasanın ikinci maddesinde yazılan 7 esasa uygun olmalı. 7 esas nedir? 1. İnsan hakları hakim olacak birinci fıkrasında. İkincisi, aynı zamanda her şey adil olacak. Huzur ve barışı tesise müncer olacak yapılacak olan işler. Hukuk devlet olacak, sosyal devlet olacak, layık olacak ve demokratik devlet olacak. Bu arada sadece 4 madde imzaladığınızı daha sonra Şevket Kazan hayır, söyledi. Biz bunları sadece anayasa uygun olmamayı incelemek üzere hükümete havale ettik. Etiniz, imzalamadınız mı? Hükümet de bunları bakan, hayır bunu imzaladık. Anladım, havaleyi imzaladık. Havaleyi imzaladık. Hükümet de bunları bakanlara havale ettik. Orada kaldı. Anladım. Bakanlar bunları çünkü anayasaya aykırı buldular. Efendim bu arada MGK'da, o 28 Şubat MGK'sa, ben de kapıdaydım o sırada. Şöyle bir şey, size bir sinevizyonda gösterdiler değil mi? İrtica konulu sinevizyon. Hayır. Öyle bir şey, bir sunum yapılmadı mı hiç? Hayır, yapılmadı. Şifahi olarak izahat verildi ama herhangi bir sinevizyon gösterilmedi. Anladım. Şifahi olarak. Orada tabii şu an izahat verildi. Bir takım şeyler ortaya rekondu. Peki ben yine merak ediyorum. Mesela Tayyip Beyler başbakan olduktan sonra çok bunu defalarca dile getirdiler. Mesela Yüksek Askeri Şura kararlarına başbakan olarak şer koydu. Siz evet. Hiç bildiğim kadarıyla koymadınız. Yoksa koydunuz da biz bilmiyor muyuz hiç? Yüksek Askeri Şura yaş kararlarına şer koydunuz mu? Biz yaş kararlarına. İlaçlara. Evet, şifai olarak koyduk. Şifai olarak. Bakınız bu kararlarda siz getiriyorsunuz. Önümüze. Çok önemli bunlar efendim. Evet.
önümüze getiriyorsunuz bunları bize imzalamamız için. Bizim bunları inceleme imkanımız yok. Bu getirdiklerinizin içerisinde ne diyorsunuz siz? Bir olay anlatıyorsunuz. O olaydan dolayı şu şahıslara şu muameleyi yapmayı uygun gördük diyorsunuz. O olayla o şahıslarla irtibatı kurmuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra ben başbakan olarak bu kararlarda bir karar verebilmem için anlattığınız olayla bu şahıslar arasındaki irtibatın dokümanlarını isterim bir. İkincisi, kendisine ihtar ettik devam etti diyorsunuz. Bunların belgelerini isterim iki. Söylediğiniz buradaki sözlerin belgelerini sosyada bulacak. Bakacağız, kanaat getireceğiz. Çünkü önemli bir karar veriyor. İnsanların hayatıyla oynuyoruz. Bunlara dikkat etmeniz lazım gelir gibi bir takım hatırlatmalarımız olmuştur. Anladım efendim. Efendim yine ben böyle çok merak ediyorum o süreçleri. 28 Şubat oldu, Refah gitti, Fazilet kuruldu. Siz evet. Siyasi yasaklı durumuna düştünüz. Evet. Bunlar tarihe ışık tutacak hakikaten. Hiç bırakırsanız bizlere evet. Çok önemli. Sayın Kutan'ın aday oldu sizin de isteğinizle evet. Ve karşısında Abdullah Gül çıktı. Evet. Şimdi bir şeylerin böyle arkadan bir partinin içinde böyle bir karşı hareket olduğunu hiç hissetmiş miydiniz? Yoksa bunu son anda fark edip şok mu oldunuz? Neler yaşadınız hiç o anda? Hiç şok mok olmadık. Bunların hepsini baştan beri biliyorduk. Kimlerin yaptıklarını da biliyoruz. Parti içinde değil. Irkçı emperyalizmin bunları nasıl tanzim ettiğini de biliyoruz. Abdullah Bey'in de. Irkçı emperyalizmin parti içerisinde bu partiye ayırmak için ne yaptıklarını, kimler varsa nasıl yaptıklarını da biliyoruz. Bu söylediğimiz bizim 25 Ocak Makovski raporun içinde var. Refah Partisi bölünecek diye. Gençlik fikriyatıyla. Gençlik fikriyatıyla dediği bölünecek diye koymuş. Bunu lafta bırakmadılar. Bunun için çeşitli insanlar aracılık koydular. Bu aracılar varsa çeşitli entrikalar çevirdiler. Şeyler söylediler. Ve bir takım insanları maalesef böylece etki altına aldılar. Peki size bu sürede bunların mesela. Hepsi pişman oldu. Mesela Tayyip Bey AKP'yi kurarken gelip hocam hayır duanızı alalım biz böyle bir harekete gidiyoruz diye bir şey istedi mi sizden? Hayır ama mesela bir Abdullah Bey gelmiştir kendisi. Böyle bir şey yapmak üzere arkadaşlarla fikir mutabakatına vardık. Size bilgi vermeden bir şey yapamam. Yeni bir parti kurmak istiyoruz. Evet. Size bilgi vermeden bir şey yapamam. Ondan dolayı bu bilgisi vereyim diyecek bir insanlık göstermiştir. Ben de ona gereken tavsiyeler yapmışımdır o sırada. Demişimdir ki bak bu yaptığınız çok büyük bir hatadır. Siz birlik olmak lazım gelen bir bölümde tamamen tefrika yapıyorsunuz. Bu dış güçlerin planına alet olmaktır. Niye dedi peki Abdullah Bey? Niye ayrı bir parti? Fazilet varken sonradan Saadet geldi. Size gerekçe olarak niye anlattı? Hiç. Böyle düşünüyoruz dedi. Herhangi bir gerekçe ortaya koymaz. Şimdi onların söyledikleri bana ne gerekçesi koyacak? Özel sohbetlerden şunu biliyoruz. Necmettin Hoca'yı severiz ederiz ama hocanın hep savunduklarıyla gittikleriyle her seferinde milli nizamdan bu yana duvara vurduk. Nerede ne demiş? Vurmuşuz? Duvara vurmadan bir şey yapmamız gerekiyor. Nerede vurmuşuz ya? Yani işte ne bileyim hep partiler kapatıldı. Evet. Böyle ne bunlar laf mı ya? Biz milli nizamdan beri her sefer oyumuzu arttırdık. Her seferinde en büyük parti olduk. Dediği şu, sizler bunu, hep o partileri efendim insanlar bir defa aldatırsa, insan bir defa aldanırsa her şeyi o gözle görmeye kalkar. Bu taktığınız gözlüğe bağlı. Hidayetiniz karardı mı? Akı kara karayı ak görürsünüz. Yoksa milli nizamdan beri milli görüş her zaman dev gibi büyümüştür. Bugün de Türkiye'nin en büyük partisi yine Saadet Partisi'dir. Ve Türkiye'yi yönlendiren gene Saadet ve 22 Temmuz'da gene en büyük parti olarak çıkacaktır. Ve yine Türkiye'yi bu vadeden Saadet Partisi kurtaracak. Peki efendim şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar bu şekilde hepsi duvara vurdu hoca. Biz de yeni bir yapılanmaya gitmek zorundayız diye böyle bunlar, bir sohbetlerden insan, bunlar, biliyorum. Bak, bu, size bir şey söyleyeyim şuraya mi? Şuraya getirmek istiyorum. Oraya getirmeden önce ben size bir şey söyleyeyim. İki türlü hareket tarzı vardı. Bir sebeple neticeye gitmek. Bir de neticeye sebep uydurma. Bu söylediklerinizin hepsi neticeye sebep uydurma. Peki atıyorum. Hiçbir değer yok. Aynı şey AKP'nin başına gelebilir mi? Mesela
Şimdi bir 27 Nisan bildirisi yaşadık. Dediniz ki solucan gibi yerlerde süründü. Bırakın eğilmeyi bükülmeyi. AKP'ler böyle dediniz. Şimdi AKP tekrar çok güçlü bir şekilde iktidara gelirse veya başka bir şeyle AKP'nin kapatılması da gündeme gelebilir mi? Mesela Refah nasıl kapatıldığını biliyoruz. O gerekçelere evet. bakınca bunu biraz tarih çok fazlasıyla tartışacaktır. Evet. Yani başbakanlık konutunda 3-5 sakal din adamıyla yemek yemeniz bile gerekçe olarak gösterildi. Tartışacak tabii hiçbir şey yoktur. Kaldı AKP'ye de başta böyle bir şey gelebilir mi? Biz mevcut kanunlara uyduğumuz için kapatılmaya kalkışıldık. Bunların tabii kitapları yazıldı. Her zaman da yazılacaktır. Onun için bunlar ayrı konulardır. Bunlara hiç girmeyelim. AKP'de başta da aynı şey gelebilir mi? Gelebilir ama gelmesine lüzum yok. Kapatılabilir yani. Başkasının bir şey yapmasa bile AKP kendi kendine yapacak her şeyi yapıyor. Başkasının karışmasına lüzum yok. Hayır, demek istediğim şu. Hatasıyla. Geçmişteki partilerinizin sizin de işinizde ne kadar sudan nedenlerle kapatıldığını, gerekçelerle evet. kapatıldığını çok iyi biliyorsunuz. Evet. Aynı sistem AKP içinde işleyebilir mi? Bunu bir siyaset duayeni olarak İşleyebiliyor, işleyebilir tabii, işleyebilir. Ama ne diyorum ben size? Böyle bir şey işletmeye lüzum yok. Çünkü zaten AKP'nin kendi yöneticileri bu neticeyi meydana getirmek için kimsenin yapamayacak kadar büyük bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Efendim, siz gene bir saydıklarımız ne ifade devlet adamısınız, siyaset duayenisiniz. 71 muhtırasını gördünüz, 12 Eylül'ü gördünüz, 28 Şubat'ı gördünüz. Türkiye'de yine böyle şeyler olabilir mi? Böyle bir tehlike var mı? Bir devlet büyüğü olarak ne görüyoruz? Olmamasını tabii ki hepimiz temenni ediyoruz evet. da. Böyle bir risk de var mı? Artık bundan sonra olacağını zannetmiyorum. Yoktur böyle bir risk. Asla olmaz. Siz, olmaz, evet. Anladım efendim. Şimdi buradan aslında biraz da sizin şeylerinize gelmeye istiyorum. Belki siz de burada biraz daha mesajlarınızı da verirsiniz. Seçimlerde nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Evet. AKP ne olur, CHP ne olur, Saadet Partisi ne olur? Evet. Biraz objektif olarak tabii ki bir partinin liderisiniz evet, ama. Tabii. Şimdi bizim AKP'den %20 oy alacağımız var. AKP'den %20. Çünkü biz %22,5'tuk. Geçen seferki dış güçlerin esirdiği savruntu rüzgarıyla 2,5'a düştük. Bu 20 oraya kerhan gitti. Gördü, şimdi büyük kısmı dönüyor. Öbür taraftan ANAP seçime girmiyor. ANAP tabanı nereye oy verecek? Saadet Partisi'ne oy verecek. Büyük Birlik Partisi seçime girmiyor. Nereye oy verecek? Saadet Partisi'ne oy verecek. Saadet Partisi zaten Türkiye'nin en büyük partisidir her zaman. Her zaman. Çünkü milletin aslıdır, kendisidir, özüdür, inancıdır. Şehidi şehit yapan manadır, gazi gazi yapan manadır. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bu seçimlerden en büyük parti olarak Saadet Partisi çıkacak. Kim ne derse desin. AKP'nin bir defa oylarının yarısı kaybolacak. Çünkü icraatı ortadadır. Millet her türlü imkanı verdiği halde hiçbir şey yapamamıştır. Yeniden oy istemeye hakkı da yoktur, yüzü de yoktur, imkanı da yoktur. Millete zaten vermeyecektir. Peki AKP'yle koalisyon yapar mısınız? Efendim? AKP'yle seçimlerden Saadet de evet. çıktı, AKP de çıktı. İkisi yetiyor. AKP'yle koalisyon biz, yapar mısınız? Biz artık ırkçı emperyalizme hizmet etmeyeceğiz. Milli görüşe hizmet edeceğiz derlerse yaparız, niye yapmıyoruz? Anladım efendim. Peki efendim, ben siz hakikaten geçenlerde, geçmişe dönmek gerekirse... Çok hassas bir tavır sergilediniz. Sayın Ecevit'i kaybettiğinizde evine gittiniz. Milli Gazete inanılmaz güzel bir başlık attı. Onun altında Emin Escape Sayın Erbakan'ın imzası vardı. Neler hissettiniz Ecevit? Yıllarca rakibiniz oldu. Biz Sayın Ecevit'le bildiğiniz gibi 1974 senesinde koalisyon hükümeti kurduk. Bir yıl beraber çalıştık. Evet ve... O dönemde çok faydalı, çok hayırlı işler yaptık. Bütün kararlarımız ittifakla alınmıştır. En uyumlu çalışan koalisyon hükümet o dönem olmuştur. Büyük Kıbrıs zaferini kazandık. Personel kanunu gibi fevkalade çetrefilli bir meselede kat sayılar o dönemde yaptık. İmam Hatip okullarını o dönemde açtık. 62 tane kapatılmış İmam Hatip okulunu. Ve İslam Bankası'nın kurucu üyesi o dönemde olduk. O dönemde yapmış olduğumuz manevi kalkınma ve maddi kalkınma hakikaten ciltler dozu kitapla anlatacak kadar mühimdir. Ve Kıbrıs zaferinin arkasından da şimdi bu zaferi iktisadi sahada büyük asane hamlesiyle devam ettireceğiz dedik. Dış güçler geldiler.
o dış güçlerin etkisiyle Sayın Ecevit'i etkilediler ve Ecevit o hükümeti bozdu. Hayatı boyunca da bunun acısını çekti. Her zaman da ifade etti. O hükümeti bozmakla hata yaptık biz dedi. Bozarken ben kendisine gerekenleri söyledim. Efendim dedi, Demokratik Parti bana söz verdi, beni destekleyecek. Dedim ki Sayın Ecevit, Demokratik Parti dediğiniz arkadaşlar bizim 40 senelik arkadaşlarımız. Onlar sizi desteklemekte sizinle yan yana fotoğraf çektiremezler. Onların zihniyeti neydi? Siz mi bileceksiniz, ben mi bileceğim? Ama o da Ecevit de namuslu ve milliyetçi bir liderdi değil mi? Hiç şüphesiz dürüst bir insandır. Kendisi, ben her zaman kendisine insan olarak saygı duymuşumdur. Ve biz orada dediğim gibi bütün karnı hepsini ittifakla almışız. Peki efendim Demirel'e gelirsek, Demirel en son olarak sizin çok uzun bir hikayeniz var. Belki genç kesim bilmez, biz bile yani sonradan okuyarak öğrendik. Siz top başkanı iken Adalet Partisi'ne girmek istiyorsunuz. Demirel size hep kapıları kapattı. Demirel benim sınıf arkadaşım. Evet, Milli Nizam'ı kurdunuz ve son olarak da 28 Şubat'ta o mevkan başta Cumhurbaşkanı elinden geleni arkasından koymadı sizin için. Demirel'e kırgın mısınız? Demirel'le hiç arada görüşür müsünüz? Değilim, görüşürüz her zaman. Kadar oldu mesela son görüşmeniz ne zaman, yüzle ya da telefonla? Son görüşmemiz rahmetli geçimi kaybettiğim zaman oldu. Allah rahmet etsin. Kendisi Allah rahmet etsin, evet. Kendisi bir sınıf arkadaşı olarak arkadaşlık, kardeşlik vazifesini yerine getirdi. Ve her zaman kendisiyle biz beşeri münasebetler bakımından en iyi münasebetler içinde bulunmuşuzdur. Bugün de öyledir. Bugün de öyledir. Ancak tabii zihniyetler itibariyle farklılıklar vardır. Bunları yaşadığınız 30 seneden beri görüyorsunuz. Onların değerlendirmesini millete bırakıyoruz. Peki efendim ben son artık 3-4-5 dakikamız siz... Çok teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Sizi de çok yorduk. Estağfurullah. 2-3 saatlik bir maraton oldu neredeyse. Son olarak ne söylemek istersiniz seçmenlerinize? Söz sizin efendim. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu seçim Çanakkale Savaşı'ndan daha mühimdir. Onun için bu seçimde hata yapamayız. Geçen sefer bunu ben tembih ettim. Hata yapıldı. Propaganda etkisiyle. Şimdi millet dizini dövüyor. Şimdi diyorum ki bak Allah vermesin bir daha hata yaparsanız gelecek sefer dövecek diziniz de kalmaz. Bu seçim var olmak yok olmak seçimidir ve bir referandumdur. Bu seçimde bak neyi oyluyoruz sayıyorum. 12 tane madde. Avrupa Birliği mi? Müslüman Ülkeler Birliği ve yeni bir dünya mı? Sefalet mi? Saadet mi? Kölelik mi? Efendilik mi? İsrail'e vilayet olmak mı? Tarihteki şerefli yerde olmak mı? Kaba kuvvet altında ezilmek mi? Hakkı üstün tutmak mı? Materyalist yozlaşma mı? Manevi kalkınma mı? Vahşet mi? Barış ve kardeşlik mi? Açlığa işsizle borçluğa esaret mi? Herkese refah mı? Sömürülmek mi? Adil paylaşım, adil düzen mi? IMF'ye esaret mi? Milli ekonomi mi? Parçalanıp yok olmak mı? Vatanın ve milletin bütünlüğü birliği mi? Gayri adil zulüm dünyası mı? Yeni bir dünya, barış ve saadet dünyası mı? İşte bunlara oyluyoruz. Onun için oyumuzu Saadet Partisi'ne vermeye mecburuz. İkinci söyleyeceğim şey... Belki eski talebelerinize de bir şeyler söylersiniz. Köy son kahvesinde kez oturan kardeşime bilhassa sesleniyorum. Diyorum ki bak kardeşim, sakın ha bu seçime 16 parti giriyor zannetme. İki parti giriyor. Birisi Milli Görüş Temsilcilerinden Saadet Partisi, öbürü de diğerler. Bunların hepsi işbirlikçidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sana vereceğim nasihat şudur. Her şeyi bir tarafa bırak, şu üç şeye bak. Kim maneviyattan bahsediyor? Bana onu söyle. Bu 16 partinin içerisinde. AKP bahsediyor mu? Hayır. Hiçbir şey yok. Ne maneviyat? Maneviyattan sadece Saadet Partisi bahsediyor. Maneviyatsız hiçbir şey olmaz. O halde Saadet Partisi'ne başka kurtuluş yolu yoktur. Bir. İkincisi, kim bu faizci düzeni değiştireceğini söylüyor. Sen bu düzenin içerisinde rahat edemezsin ki satın aldığın malın yarısını faiz olarak ödersen nasıl yaşayacaksın ya? Bu bir sömürü düzenidir. Bu düzeni değiştireceğiz diyen var mı? Bir tek Saadet Partisi'dir. Adil düzen getireceğim diyor, bu düzeni değiştireceğim diyor. Şimdi öbürleri çoluk çocuktu, dişi çıkmamış çocuktu. Efendim KDV'yi şu kadar indireceğim, mazotu 1 lira yapacağım.
Ne demek bunun manası ya? Bunu bir defa sana IMF abin yaptırmaz. Sen IMF'ci değil misin? Avrupa Birlikçisi değil misin? Senin söylediğin sözü yapman mümkün. Sen laf olsun diye söylüyorsun bunu. Kaldı ki bunu yapsan dahi bu ne demek? Kökü çürümüş bir ağacın yaprağının tozunu temizleyeceğim diyorsun. Temizlesen ne olur, temizlemesen. Bu ağacın kökü çürük arkadaş. Milli Görüş Saadet Partisi 1000 yıllık tarihimizden geliyor. Biz bir çınar ağacıyız. Bütün bu tarihimizin ahfadı olarak, evladı olarak, birikimi olarak yeniden adil bir düzen kuracağız. Ve böylece biz bu ağacı tekrar bir çınar ağacı yapacağız. Tarihte yaptığımız, ecdadımızın yaptığı gibi. Neyle yapacağız biz bu işi? Adil bir düzen yapacağız. Sömürüyle değil, insan hakkını yiyerek değil. Onun için sen, biz adil bir düzen kuracağız diyen kimse ona oyunu ver. Bu Saadet Partisi'ne oyunu vermen lazım. Üçüncüsü, Türkiye'de adil bir düzen kurmak da yetmez. Çünkü dünya şimdi küçülmüştür. Yeni bir dünya kurmanız lazım. Demin size söyledim. Bir yerden beri uçamıyorsun. Para gönderemiyorsun. Her bakımdan tamamen sömürülüyorsun. Böyle bir dünyada insanların huzur bulmaları mümkün değildir. Yeni bir dünya kuracağız. Kim diyorsa ona oyunu vereceksin. O da Saadet Partisi'dir. Bak üç tane kriter. Maneviyat dediği için, adil bir düzen kuracağım dediği için, yeni bir dünya kuracağım dediği için her şeyi bir tarafa bırak. Oyunu Saadet Partisi'ne ver. Milli Görüş'e ver. Ve böylece 22 Temmuz'u Türkiye'nin insanın kurtuluş günü yap. Vatanın, milletin birliğini, bütünlüğünü sağla. Bugün karşılaşmış olduğumuz tehlikelerden, uçurumlardan ülkeyi kurtar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erbakan. Ben teşekkür ederim. Uzun süren bir sessizliğinizi bozdunuz. Evet sayın seyirciler, Sayın Erbakan bize yaklaşık 2-3 saatlik bir vakit ayırdı. Uzun süredir ilk kez böyle konuştu. Çok ilginç açıklamaları da vardı. Ben hepinize, ekran başındakilere de Sayın Erbakan ve kendi adına bizleri bu saate kadar bekleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve Sayın Erbakan'la birlikte hepinize iyi geceler diliyoruz. Sağ olunuz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Başlangıçtaki dualarımı tekrar ediyorum. Cenab-ı Allah 22 Temmuz'u milletimizin kurtuluş günü yapsın. Cenab-ı Allah bu günlerde üzerine düşen vazifeyi yüz akıyla yapan kullardan eylesin. Ve inşallah 22 Temmuz'u aynı zamanda bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Ve Cenab-ı Hak bize hakkı hak olarak göstersin, batılı batılı olarak göstersin, hakkı tutmayı nasip etsin, batıldan kaçınmayı nasip etsin. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Kazanız mübarek olsun. 22 Temmuz bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.